ben yaşadığım sürece böyle bir şey olmayacak Esat. Bu mümkün değil. Ne oluyor ya? Neden ya? Neden abi? Ya sen beni tanımıyor musun? Sen benim içimi biliyorsun ya. Benim ne kötülüğümü gördün sen? Kime ne yaptım? Niye bu kadar karşısın ya bu duruma? Neden yani aklın almıyor? Anlamıyorum ya. Anlamıyorsun demek. Şimdi anlayacaksın. Senin o yetişkin sandığın, mutlu etmek istediğin Gülben var ya, her gece buna sarılıp uyuyor. Böyle masum ve tatlı geldiyse biraz daha anlatayım. Bu bebeğin aynısından 44 tane daha var odasında. Günün bir saatini onlara ayırıyor. Onlarla oyun oynuyor, çay içiyor, piknik yapıyor. Hala masum ve tatlı geliyorsa biraz daha anlatayım. Esra'ya yolladığı bebeği görmüş müydün sen? Odasına yollamıştı hani. Biliyor musun onu? Görmemişti. Bunlardan biriydi. Yüzü kana bulanmıştı. Gözleri oyulmuştu. Sence bu 30'unu geçmiş yetişkin bir kadının yapacağı bir davranış mı Esat? Benim kardeşim seni sandığın yaşta değil. Sen ona bakınca ne görüyorsun bilmiyorum. Ama ben ona bakınca küçük bir kız çocuğu görüyorum. Anladın mı şimdi niye olmaz? Niye bu duruma karşıyım anlıyor musun? Bak bu elinde tuttuğun bebeğin adı Filiz. Bir keresinde kaybolmuştu. Gülben yemeden içmeden kesildi. Hastanelik olacaktı neredeyse. Ben ne yaptım biliyor musun? Gittim İstanbul'u alt üst ettim aynı bebeği buldum. Sonra da geldim ona Filiz'i buldum dedim. Yalan söyledim. Ne oldu sonra biliyor musun? Yıllar sonra ilk defa geldi bana sarıldı. Hala bilmiyor bunun Filiz olduğunu. Öğrense yine yemeden içmeden kesilir, yine küser bana, konuşmaz benimle. Altı yaşında bir kız çocuğundan bahsetmiyorum Esat. Seninle mutlu etmek istediğin yetişkin sandığın Gülben'den bahsediyorum. Anlıyor musun? Anlıyorum. Anladım. Bilmiyordum. Bir daha sorun çıkarmayacağım.
İkna ettin sonunda. Gitti bak. Bir daha beni aramayacak. Görüşmek istemeyecek. Kaçacak yine benden eskisi gibi. Mutlu musun? Değilim. Çok yazık o zaman. Ver şunu bana. Gülmen, tamam. Ver dedim! Sakin ol, sakin. Ne oluyor Gülben? Bundan sonra hiçbiriniz, hiç kimse benim eşyalarımı dokunmayacak, anladınız mı? Han, döndürün beni! Ne oluyor han, bir şey de? Bitti artık, yok oyuncak. Bitti, bebek yok. Masal yok, hiçbiri yok. Gülben büyüdü. Gülben sevilecek yaşa geldi, anlıyor musun? Bitti. Yok bundan sonra bu Filiz bebek. Yok! İstemiyorum hiçbirini. Hiçbirini istemiyorum. Gülben. İstemiyorum. Ne yaptın sen, o senin en sevdiğin bebeği. Bitti abla. Bitti, hiçbirini istemiyorum. Ha, ne yaptın? Hepsini bırakacağım, yeter. Gülben. Yeter. Gülben. Gülben yeter. Bak yapma. Yeter. Vallahi yapma, artık ne olursun. Artık olmak zorundayız. Bitti abla. Çok üzülürsün, bitti. Pişman olursun. Hayır, bitti. Gülben, bitti. Durma. Bitti artık, yeter. Çekil. Gülben. Çekil. Yaklaşma. Gelmeyin. Bak gitti bütün oyuncaklarım. Gördün mü? Bitti. Büyüttün beni, mutlu musun? Bak koskocaman oldum ben. Şimdi sevebilirler mi beni? Sevilmeye değer oldum mu ben şimdi? Ben senden çok daha önce sevdim. Çok daha önce kalbim kırıldı. Çok daha önce yara aldım da gıkımı çıkarmadım. Senden daha yaşlıyım ben. Çocuk falan değilim yani, anlıyor musun beni? Bir tek derdimi onlara anlattım. Bir tek onlarla dertleştim, bir onlar anladı beni. Bir tek onlar kızmadı Esat'ı sevdim diye. Yani ben o yüzden onlarla yattım, sarılıp uyudum, dertleştim. Başka şansım mı vardı? Hı? Başkasına sarılıp uyuma şansım vardı da ben gittim bebeklere mi sarıldım? Sen şimdi böyle hani
hepimizden olgunsun, hepimizden aklı başındasın ya. Öyle bir şey yok işte. Küçücüksün sen. Küçücük. Kardeşinin hayalini ayaklarını ezip geçecek kadar küçüksün. Ama istediğin olmayacak biliyor musun? Ben hesaptan vazgeçmeyeceğim. Sen istediğini yap. İstediğin kadar beni onun gözünde küçük düşür. O benim içimi sezdi. Anladı beni. Benden vazgeçmeyecek. Çok az kaldı. Ve ne olacak sonra biliyor musun? Ben yakında çocuklarıma sarılıp uyuyacağım. Esat'a sarılıp uyuyacağım. Ve sana çok üzüleceğim biliyor musun? Çünkü o gün geldiğinde senin sarılıp uyuyabileceğin hiç kimse olmayacak yanında. Çok üzüleceğim. Çünkü hiç kimse bu kadar ufak bir kalbi sevemez. Kardeşim, sen hiç merak etme. Biz bayrama söyleriz, söylerim ben atmaz onları, tamam mı kardeşim? Yıkar yerine koyarız yeniden, hiç merak etme. İstemiyorum. Gülben ne oldu sana? Ha? Ne yaptı Han, sen bu hale geldin böyle, ne oldu? Abla. Ha? Sen bana bakınca ne görüyorsun? Kardeşimi? Sence ben küçük bir kızdan mı ibaretim? Ondan mı hep bana yarım akıllı dedin sen? Olur mu Gülben? Çocuksu olmak kötü bir şey mi? Son kez soruyorum abla. Sence ben neyim? Kadın mıyım? Çocuk mu? Sen de haklısın. Sadece çocukları altını ıslatır. Üzülme. Ben onunla konuşurum. Düzelirsiniz. Düzelmez İnci. Hiçbir şey düzelmez. Her şey baştan yanlış. Ben yanlışım. Düzelmese bile sen elinden geleni yapıyorsun. Ne kadar çabaladığını, debelendiğini ben görüyorum. Gerisi boş. Hiçbir şey bilmiyorsun İnci. Thank you.
Yok işte, yok, 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 yok! Hunt, dur, sakin ol benim. İyi misin? Ya anneciğim, bu hafta yanınıza gelemedim ama kusuruma bakmayın. Ama salı günü yanınızdayım ha. Hiç merak etmeyin. Hadi Allah'ın izniyle yanınızda olacağım. Bir de hepinize revani getireceğim. Tamam. Şeker olmayanlar yer anne. Ha. Hemşire sokmaz diyorsun. Tamam. Artık şekersiz bir şeyler bulurum ben de öyle hallederiz. Olmaz mı? Evet. Evet anneciğim. Merak etmeyin. Ben yakın zamanda size haber vereceğim. Biz kendi aramızda konuşuyoruz zaten nikah tarihini. Ama işte babası rahatsız, iyileşsin. Ondan sonra kendi aramızda karar verip halledeceğiz. Tabii ki anne kız isteme olacak. İşte dediğim gibi Gülben'in babası sağlığına kavuşsun. Tamam. Tamam anneciğim. Ellerinden öperim annem. Tamam. Söylerim. Selam söylerim anneciğim. Tamam. Söylerim.